Bu hafta sizlere Oğuz Türklerinin kurduğu Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına giden süreci, devletin yıkılışındaki harici ve dahili sebepleri anlatmaya gayret edeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmanız için kısa bir ara veriyoruz. Konumuzla yakından alakalı Oğuz İsyanı kitabını okumanız için sizlere tavsiye ediyoruz. Kronik kitaptan çıkan bu eser, Türk tarihinin belgelerle ve bulgularla aydınlatılmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemine dair benzeri görülmemiş bir çalışma. Selçuklu'yu hem kuran hem de yıkılışa götüren Oğuzlar kimdir ve Sultan Sencer'e neden isyan etmiştir? Selçuklular ve Osmanlılar bir çelişki gibi görünse de kurucuları olan Oğuz Türkmenlerini kendi varlıklarına neden bir tehlike olarak görmüş ve onları dışlamıştır? İşte bu eser, tarihle ilgilenen pek çok insanın dikkatini çeken, kafasını kurcalayan bu kritik sorulara net ve akademik cevaplar veriyor. Ayrıca eser, Sultan Sencer dönemine ışık tutarak Selçuklu'nun yıkılışındaki diğer sebeplere de odaklanıyor. Kitaba ulaşabileceğiniz Amazon linkini açıklamalar kısmına bırakıp videomuza geçiyoruz. Taht için savaş. Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah devrinde Selçukluların hakimiyeti Maveraünnehir'den Akdeniz'e kadar uzanmaktaydı. Melikşah 20 yıllık iktidarının ardından 1092 yılında 37 yaşındayken Bağdat'ta bir av sırasında şüpheli bir şekilde öldü. Onun öldüğü zaman devlet daha gençti. Tuğrul Bey'in hükümdar oluşunun üzerinden yarım asır yeni geçmişti. Genç, oturmamış bir yapının her dalgalanmada derinden sarsılması, hatta kırılması karşılaşılan bir durumdu. Önce İranlı vezir Nizamülmülk'ün, hemen bir ay kadar sonra da Sultan Melikşah'ın ölümü de Selçuklu için büyük bir dalgalanmaya sebep oldu. Bu dalgalanma durulacak mıydı, yoksa büyük bir kırılmayla çöküşü beraberinde mi getirecekti, onu hep beraber göreceğiz. Sultan Melikşah ölünce 3 kişi tahta hak iddia etti. Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Bağdat'ta 5 yaşındaki oğlu Mahmut'u sultan ilan etti. Halife de bunu onayladı. Diğer taraftan 11 yaşındaki Berk Yaruk da ölen vezir Nizamülmülk'ün adamlarınca başkent İsfahan'da sultan ilan edildi. Melikşah'ın kardeşi Tutuş, Şam'da kendisini hükümdar ilan edip Fırat'ın batısında bunu kabul ettirdi. Kutalmışoğlu Süleyman'ın varisi Kılıçarslan da Melikşah'ın ölümüyle Anadolu'ya geçip saltanat sürmeye başladı. Selçuklu tahtı için aile birbirine girecek gibi duruyordu. Taht kavgası 2,5 yıl sürdü ve Berk Yaruk nihayetinde diğer hanedan üyelerini bertaraf edip başa geçti. Sonrasında ülkenin dört bir yanında çıkan isyanları bastırmakla meşgul oldu. O isyanlarla meşgulken kutsal toprakları almak için yola çıkan Haçlılar Anadolu'dan geçip Akdeniz'in doğusuna geldiler. Suriye'de o sıra iki güç vardı. Bunlar Şam'daki Dukak ve Halep'teki Rıdvan'dı. İkisi de Tutuş'un oğullarıydı ve adı geçen bölgelerde Berk Yaruk'a bağlı emirlikler kurmuşlardı. Haçlılar 1098'de Urfa'yı alıp Antakya'yı kuşatınca bölge yöneticileri Selçuklu Sultanı'ndan yardım istediler. Berk Yaruk Musul valisi Kürboğa'yı bölgeye yolladıysa da Kürboğa başarı sağlayamadı. Haçlılar Selçuklu ve Fatımilere bağlı yerleri ele geçirip Haçlı devletçikleri kurmayı başardılar. Haçlıların bölgeye yerleşmesinde Türk ve Müslüman emirlerin sürekli birbiriyle çekişmesi etkiliydi. Berk Yaruk Haçlı meselesine odaklanamadan diğer bir kardeşi Muhammed Tapar Azerbaycan'da isyan etti. İki ismin mücadelesi yıllarca sürdü ve 1104'te ülke iki kardeş arasında pay edildi. 1104'ün sonuna doğru verem olan Berk Yaruk, iyileşemeyip 24 yaşında olmasına rağmen İsfahan'da vefat etti. Berk Yaruk'un devri taht kavgalarıyla geçti. Bu taht kavgaları dışta Haçlılar, içte ise devlet organlarına sızıp suikastler düzenleyen marjinal bir dini örgüt olan Haşhaşiler olarak bilinen İsmaililere güç kazandırdı. Uzak bölgelerdeki Selçuklu valileri kaostan yararlanıp merkezi otoriteyi tanımaz oldular. Ayrıca savaşlar halkı bezdirdiği gibi Selçuklu kentlerini ekonomik buhrana sürükledi. Selçuklu hızla güçten düşüyordu. Muhammed Tapar yeğeni 2. Melikşah'ı kolayca yerinden edip 1105'te devletin başına geçti. Onunla beraber toparlanma sürecine girildi. İç ve dış tehditlere daha fazla odaklanıldı. Anadolu'daki Selçukluların doğuya yayılmasını engelledi. Öte yandan devlet kademesindeki İsmaililer temizlendi. İsmaili fedailerinin barındığı Elburz dağlarındaki bazı kaleler fethedildi. Hatta 1111 yılında İsmaililerin merkezi olan Alamut Kalesi dahi kuşatıldı. Fakat düşürülemedi. Haçlı devletlerinin üzerine asker yollanıp onlarla etkin bir şekilde mücadele edildi. Bu mücadeleler bölgedeki emirlerin yer yer Haçlılarla ittifak yapmaları neticesinde sonuçsuz kaldı. Muhammed Tapar 1118'de vefat edince yerine oğlu 2. Mahmut geçti. Genç Mahmud'un saltanatı Horasan'da vali olan Ahmet Sencer tarafından tanınmadı. Ahmet Sencer, Melikşah'ın küçük oğlu ve Berk Yaruk'la Muhammed Tapar'ın kardeşiydi. Abileri arasındaki taht kavgalarına çok karışmamış, Horasan'da güçlü bir yapı kurmuştu. Yeğeninin üzerine yürüyüp onu mağlup etti ve tahtı kendisi aldı. Sultan Sencer, Selçuklu mülkünün ne denli büyük olduğunun ve yönetim güçlüğü çekildiğinin farkındaydı. O yüzden eski Türk devletlerinde olan ikili teşkilata benzer bir yapı oluşturdu. Yeğeni 2. Mahmut'u Hamedan'da tahta oturtup onu Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab'a padişah yaptı. Ülkenin batısının kontrolünü ona bıraktı. Bundan böyle 2. Mahmut ve halefleri Irak Selçukluları olarak anılacaktı. Kendisi de ülkenin doğusunu Büyük Sultan olarak yönetecekti. Oğlu olmadığı için de Mahmut onun veliahtı olacaktı. Sultan, Muhammed Tapar'ın diğer oğulları Mesut, Süleyman Şah, Selçuk Şah ve Tuğrul'u da batı topraklarında çeşitli eyaletlerin valiliklerine atadı. Nihayetinde başında tacıyla yönetim merkezi Merv'e döndü. Zirve. Sencer Sultan olarak Horasan'a geldiğinde karşılaştığı ilk sorun Melikliği zamanında Selçuklulara bağladığı Gurluların isyanı oldu. Sencer, Gur hükümdarı İzzettin Hüseyin'in üzerine asker sevk edip onun isyanını bastırdığı gibi hükümdarı vergiye bağladı. Irak Selçukluları hükümdarı 2. Mahmut yaşının küçük olmasından dolayı devlet işleriyle çok içli dışlı değildi. Yaşı ilerledikçe de emirlerinin etkisi altında kaldı. Onun iktidarına muhalefet eden kardeşi Mesut, 1120'de Azerbaycan'da isyan etti. Onun bu isyanı Hamedan'daki iktidar tarafından zorlanılmadan bastırıldıysa da ileride yaşanacakların ilk işareti oldu. Irak Selçuklularının en büyük sorunlarından birisi Abbasi halifesi Müsterşit Billah'tı. Tuğrul Bey Bağdat'ı aldığından beri Abbasi halifelerinin siyasi kuvvetleri yoktu. Asker toplayıp ordu kuramazlar ya da Selçuklulara sormadan iş yapamazlardı. Sadece merkezi yönetimini isteklerini, dini adet yerini bulsun diye onaylarlardı. Fakat Müsterşit yeniden siyasi otorite kurabilmek adına harekete geçti. Etrafında asker topladı. Horasan'daki Büyük Sultan bundan memnun olmadı. Yeğeni Mahmut'a elçi yollayıp halifenin statükoyu bozmasını cezalandırmasını söyledi. 2. Mahmut 1127 yılında ordusunu toplayıp Bağdat'a girdi. Kenti yağmaladı ve halifeyi uyardı. Bir sene sonra Sultan Mahmut'un kardeşlerinden Tuğrul ağabeyine isyan etti. Bunun üzerine Mahmut halifeyle ittifak yaptı. Sultan Sencer bunu duyunca olaya müdahale etmesi gerektiğini düşünüp 1128'de Rey kentine geldi. Mahmut'u yanına çağırıp nasihat verdi ve emirlerden çıkmamasını söyledi. Sultan Merv'e döndüğünde vezirinin İsmaililer tarafından öldürüldüğünü öğrendi. İsmaili tarikatı her zamanki gibi Selçuklu'nun başına bela olmaya devam ediyordu. Bu olaydan sonra Sultan Sencer strateji değiştirip İsmaililere daha yumuşak davrandı. Hatta bazı tarihçiler sultanın bu örgütü yer yer kullandığını dahi vurgulamaktadırlar. Batı Karahanlı hükümdarı Aslan Han tahtını Selçuklulara borçluydu. Aynı zamanda Han, Sencer'in kayınbabasıydı. Felçli olan ve ülkeyi yönetmekte zorlanan Aslan Han, Karlukların isyan etmesiyle Sencer'den yardım istedi. Sencer 1130 yılında bizzat sefere çıktı. Maveraünnehir'e girdi. Karahanlılar onun varlığından çekinip sultandan geri dönmesini isteyince Sencer sinirlenip Semerkant'a yöneldi ve başkenti kuşattı. Burayı ele geçirip tahtı başka bir Karahanlı prensine verdi. Karlukları da cezalandırdıktan sonra Horasan'a döndü. Onun bu seferiyle Batı Karahanlılar iyiden iyiye Selçuklu güdümüne girdiler. 1131 yılında 2. Mahmut'un ölümü Batı diyarını karıştırdı. Mahmut'un küçük yaştaki oğlu Davut, başkentte emirlerce sultan ilan edildi. Ama Azerbaycan'daki Mesut bunu kabul etmeyip tahtı kendisine istedi. Hamedan'a kadar gelip Davut'u uzaklaştırdı. Oradan da Bağdat'a, halifenin yanına gitti. Fars ve Huzistan valisi olan, ölen 2. Mahmut'un diğer bir kardeşi Selçuk Şah da Davut'a karşı isyan etmişti. O da Bağdat'a vardı ve hak talebinde bulundu. Halife Mesut ve Selçuk Şah müttefik oldular. Mesut sultan olacak, Selçuk Şah da onun veliahtı kabul edilecekti. İttifakın kurucusu Halife Müsterşit de siyasi hak talebiyle onları destekleyecekti. Bu ittifak Horasan'daki Sencer'e karşıydı. Sultan Sencer yeğenlerinin batıda kendisine baş kaldırdığını duyunca 1132 yılında yola çıktı. O sırada Musul emiri olan İmamettin Zengi'ye Bağdat'ı kuşatması emrini verip kendisi Azerbaycan'a kaçmaya çalışan yeğenlerinin peşine düştü. Onları Dinever yakınlarında sıkıştırıp kanlı bir muharebe sonucunda yendi. Selçuk Şah kaçarken Mesut yakalandı ama amcası onu affedip Gence'ye yolladı. Hamedan'daki tahta da kardeşi Muhammed Tapar'ın oğullarından Tuğrul'u geçirdi. Sonrasında Horasan'a döndü. İmamettin Zengi Bağdat'ı düşüremeyince çekilmek zorunda kaldı. Zafer sonrasında halifenin kendine güveni arttı ve 2. Tuğrul adına hutbe okutmayı reddetti. Çok geçmemişti ki Azerbaycan'daki Mesut ve 2. Mahmut'un oğlu Davut isyan etti. Davut amcası Mesud'un davasına destek verdi. Selçuklu'da bitmeyen taht kavgası bir daha başladı. Birkaç muharebeden sonra Mesut mağlup olup Bağdat'a sığındı ama halife onu kabul etmedi. Mesut ne yapacağını bilmez bir haldeyken 2. Tuğrul 1133 yılında ölüverdi. Bunu fırsat bilen Mesut Hamedan'a varıp tahta kuruldu. Sencer yeğeninin fiili durumunu onayladı. Halife ile Mesut'un arası son gelişmelerden dolayı oldukça bozuktu. Gücünü topladığına inanan halife, Irak Selçuklularına saldırdı. Başkent Hamedan yakınlarında giriştiği muharebede esir düştü. Mesut onu Marenk kentine götürdü. Sencer başkaldırısından dolayı halifeyi affettiğini duyurdu. Ama yeğeniyle birlik olup halifeyi öldürttü. Suçu da İsmaili fedailerine attı. Böylece halife sorunu el altından halledildi. Müsterşid'in yerine halife olan oğlu Raşid, babasının intikamını almak için İmamettin Zengi ve Melik Davut'u yanına alıp 1136'da Sultan Mesud'un üzerine gitse de bunda başarılı olamadı. Melik ve emir onu terk edince kaçmak zorunda kaldı. 1138'de İsmaililer tarafından İsfahan'da öldürüldü. Onun yerine amcası müktefi ünvanıyla halife ilan edildi. Sencer ve Mesut yeni halifeden siyasi işlere karışmaması için bir ahitname aldılar. Sencer batıdaki meselelere odaklanmışken Gazneli hükümdarı Behramşah'ın itaatsizlik yaptığı haberini aldı. Hiç vakit kaybetmeden ordusunu hazırlayıp 1136'da Gazne'nin yolunu tuttu. Kente girip yönetime el koydu. Behramşah'a diz çöktürüp üstünlüğünü bir kez daha hatırlattı ve yine muzaffer bir şekilde Horasan'a yöneldi. Sefer sırasında Harzem valisi Kızılarslan Atsız'ın hareketlerinden rahatsızlık duydu. Atsız'ın dedesi Anuştigin ve babası Kutbiddin Muhammed de Harzem valiliği yapmıştı. Fakat Sencer, Atsız'ın sadakatinden şüpheliydi. Gazne seferinden sonra onun yönetim merkezine dönmesine izin verdiyse de fevri hareketlerinin arttığını görünce sefer kararı aldı. 1138'de Harzem başkenti Ürgeç'e doğru ilerledi. Atsız onu Hezaresp kentine yakın bir yerde karşıladı. Muharebeden galip çıkan Ulu Selçuklu hükümdarı Sencer oldu. Sultan Atsız'ın oğlunu öldürüp eyaletin başına yeğeni Süleyman Şah'ı getirdi. Böylece sefer tamamlandı. Sultan Horasan'a dönünce saklandığı yerden çıkan Atsız Ürgenç'e saldırıp Süleyman Şah'ı buradan çıkardı. Kendisini hükümdar ilan edip Selçuklulara misilleme olarak 1139'da Buhara'ya saldırdı. Fakat sonra bir anda politika değiştirip Sencer'den af diledi. Sultan başka bir meseleye odaklandığından onun özrünü kabul etti. Fakat atsız, arka kapıdan Bağdat'taki halifeye mektup yazıp Selçuklu Sultanı'nın arkasından kirli işler çevirmeye başladı. Çöküş. 1125 yılında Tunguz asıllı Cürcetler, Kuzey Çin'deki Moğol kökenli Liao Hanedanı'nı yani Kitan Devleti'ni yıktılar. Kitanların ya da Hitayların bir kısmı son hükümdarın kardeşi Yelü Dashi komutasında Türkistan'a göç edip 1128 yılında İmil şehri ve etrafını mesken tuttular. Karahıtaylar olarak anılmaya başladılar. Yelü Dashi, Gürhan ünvanını kullanmaya başladı. Karahıtaylar güçlenip 1130'da Doğu Karahanlı başkenti Balasagun'u aldılar. Sonrasında Doğu Karahanlı topraklarının tamamını ele geçirdiler. İyice güçlenip Karahoca Uygurlarına diz çöktürdüler. Batı Karahanlı devleti için tehdit oluşturdular. Gürhan 1137'de Seyhun Nehri'ni geçip Karahanlı hükümdarı 2. Mahmut'u Hocent'te mağlup etti. Bu muharebe Mavera Ünnehir ve Fergana'yı Karahıtaylara karşı savunmasız bıraktı. Mahmut Han kendisine tahta oturtan Sencer'den yardım istedi. Sencer o sırada Harzem seferine çıktığı için konuyla ilgilenemedi. Mavera Ünnehir'de ikinci bir krizi Karluklar çıkardılar. Mahmut Han'a isyan ederek diyarı karıştırdılar. Sencer, Harzem valisi Atsız'ın sadakat mektubundan sonra arkasını sağlama aldığını düşünüp 1141'de Mavera Ünnehir'e yöneldi. Çok geçmeden Semerkant'a vardı. Karluklar onun gelişiyle korkup Karahıtaylardan yardım istediler. Gürhan uzun süredir bu anı bekliyordu. Süvarileri hazırlayıp Karlukların haklarını bahane ederek Seyhun'u geçti. Sencer bu yeni düşmanı alt edebileceğinden emin bir şekilde meydan okumayı kabul etti ve Semerkant'a 30 kilometre uzaklıktaki Katvan bozkırında Eylül 1141'de Gürhan'ın karşısına çıktı. Sultanın ordusunda farklı coğrafyalardan farklı tarzda savaşan savaşçılar vardı. Mazenderan'dan gelen İranlılar, Gazne tarafından gelen Afganlar, sarayda yetişmiş gulamlar, Türkmen atlı okçular vesaire. Karahıtay ordusuysa atlı bozkır savaşçılarından oluşuyordu. Moğollar ve Karluk Türkleri ordunun ana çekirdeğiydi. Gürhan'ın askerleri daha savaşın başında Selçuklu Karahanlı ordusunun etrafını sardılar. Dakikalar ilerledikçe çemberi giderek daralttılar. Sencer'in askerleri tecrübeli olmanın verdiği avantajla savaşsalar da bu tip bir orduyla daha önce karşılaşmamışlardı ve zorlanıyorlardı. Karahıtay ordusu düşmanını Dargam Nehri'nin aktığı bir vadiye soktu. Burası Selçuklular için adeta bir kapan oldu. Savaşanlar bir yere düşerken kaçmaya çalışanlar nehre kapılıp boğuluyordu. Sultan Sencer ordusunun dağıldığını görünce 300 kadar süvarisiyle düşman hattını yarmayı denedi. Savaşa savaşa Moğolları deviren 300 askerden 5-6 kadarı yanlarında sultanları olduğu halde çemberden çıkmayı başardı. Geride kalan Selçuklu ordusu ise tarumar oldu. Asker kaybı 10 binlerle ifade edilecek kadar çoktu. Onlarca alim, emir ve komutan Katvan'da yok olup gitti. Sultanın eşi Terken Hatun dahi esir düştü. Gürhan, Mavera Ünnehir'i ele geçirip Semerkant'ta istediği birini Karahanlı hükümdarı yaptı. Sonrasında Harzem'e asker sevk edip Bali Atsız'ı vergiye bağladı. Ondan biat aldı. Canını zor kurtaran Sencer, her şeyini kaybetmiş şekilde belhe vardı. Yeni bir ordu kurabilmek adına didinip durdu. Onun yokluğundan yararlanan Vali Atsız, daha Katvan'da dökülen kan kurumadan Horasan'a saldırdı. Başkent Merve varıp kenti yağmaladı ve Selçuklu hazinesine el koydu. Sultan Sencer düştüğü yerden kalkmasını bildi. 1142'de Merve geldi. Halk onun gelişini sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Sencer kısa sürede yeniden iktidarını eline aldı. Fakat eskisi kadar kudretli değildi. Sadece o değil, batıdaki Irak Selçukluları da güçten düşmüştü. Sultan Mesut dirayetli ve becerikli bir lider olmasına rağmen kardeşleriyle girdiği taht kavgaları Selçuklu otoritesini sarsmıştı. Emirler ve atabeyler Hamedan'dan bağımsız hareket etmeye başlamış, İldenizliler, Zengiler, Salgurlular, Tuğtekiniler gibi siyasi yapılar ortaya çıkmıştı. Hatta Abbasi halifesi bile yeniden ordu kurup bağımsız hareket eder olmuştu. Sultan Sencer'in doğuda başka meseleler yüzünden batıya yönelememesi de bu yapıların kolayca türemesinin nedenlerinden biriydi. Sultan Sencer Merve vardıktan sonra ilk önce Atsız'dan intikam almayı düşündü. 1143'te Harzem'e sefer düzenleyip Atsız'ı Ürgenç'te sıkıştırdı. Atsız kaleden çıkıp sadakatini sununca sultan savaşarak güç kaybetmek istemedi ve onun biatını kabul etti. Atsız rahat durmayıp yeniden bağımsız hareket edince 1147'de Sencer 3. kez Harzem seferine çıktı. Yine Ürgenç'i kuşattı. Atsız bir kez daha sultanın huzuruna çıkıp af diledi. Ama bu sefer ne onun önünde diz çökmüştü ne de atından inmişti. Sadece başını eğmişti. Sencer eski kudretinde olmadığından bu kadarıyla yetindi. Atsız'ın gözünü korkutmayı kafi görüp Merve döndü. Gurlular Katvan'dan sonra Sencer'in otoritesini yok sayıp Herat'a girdiler. Üstüne bir de Gaznelilerin üzerine yürüdüler ve Selçuklu emirlerini mağlup ettiler. Sultan kendi yokluğunda ortalığı boş bulan Atsız'ı cezalandırdıktan sonra 1152 yılında Afganistan topraklarında sefere çıktı. Gur hükümdarı Hüseyni Cihansuz galip geleceğinden o kadar emindi ki Sencer'in boynuna takmak için yanında gümüş zincirler bile getirmişti. Haziran 1152'de Herat civarında gerçekleşen Evbeh Muharebesi'nden Sultan Sencer galip çıktı ve boynundan zincirlenip Merve götürülen Hüseyni Cihansuz oldu. Bu büyük zafer Katvan'ın olumsuz izini silmeye yetmişti. Katvan Muharebesi'nin bir başka sonucu Oğuz göçü oldu. Maveraünnehir'de Karahanlı idaresinde yaşayan büyük bir Oğuz kitlesi vardı. Bu Oğuzlar Karahıtayların bölgeye gelmesiyle zor durumda kaldılar. Karlukların baskısıyla yurtlarını terk edip akın akın Ceyhun Nehri'ni geçtiler ve Toharistan'da Belh yakınlarında çadırlarını kurdular. Benzer bir olay bir asır önce yaşanmış, Maveraünnehir'den göçen Oğuzlar Gazneli Mesud'un hükmettiği Horasan topraklarına gelip Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardı. Aynı durum yeniden yaşanıyordu ama bu sefer roller değişmişti. Selçuklular Oğuzlar tarafından kurulmuştu ama zamanla devlet yerleşik unsurların üzerinde sistemleşmişti. Oğuz grupları daha küçük parçalara bölünerek yerleşik halkı rahatsız etmemeleri adına batı sınırlarına yollanmışlardı. Selçuklular İranlı vezir Nizamül Mülk vasıtasıyla ideal devlet düzeni olarak görülen Sasani sistemini kabullenmiş ve yerleşik halkın İranlı olmasından kaynaklı İran devlet kültürünü benimsemişlerdi. Toharistan'daki Oğuzlar Selçuklulara vergi verip kendi geleneklerince yaşadıkları sırada vergi meselesi yüzünden bir gerginlik yaşandı. Belh valisi Kamaç, Oğuzları itaat altına almak isteyince Oğuzlar isyan ettiler ve üzerlerine yollanan vali Kamaç'ı yenip öldürdüler. Valisi ölünce Sencer ordusunu toplayıp Oğuzların üzerine 1153 yılında sefere çıktı. Oğuzlar af dilediler. Sencer soydaşlarını affedecekken emirlerinin baskısıyla savaşı tercih etti. Belh yakınlarındaki muharebede beklenmedik şekilde Oğuzlar galip geldiler ve Sultan Sencer'i esir aldılar. Bu noktadan sonra sultan için her şey farklı olacaktı. Oğuzlar Sencer'e hürmet edip onu büyükleri belleseler de bu bir göstermelikten ibaretti. Oğuzlar sultanı geceleri demir bir kafese kapatıyorlar, istediklerini tasdik ettirmek için onu bir kukla olarak kullanıyorlardı. Sultanın esaretinden sonra Sencer'in kız kardeşinin oğlu Melik Muhammed iktidarı devralmaya çalışsa da başarılı olamadı. Emirler ve komutanlar birlik oluşturup Oğuzların önünde duramadılar. Merv ve Nişabur'un yağmalanıp talan edilmesine tepki veremediler. En nihayetinde Sencer bir emirinin girişimiyle 1156 yılında esaretten kurtulup yıkılmış başkenti Merv'e geldi. Yeniden gücünü toplamak istediyse de ne parası ne de askeri vardı. Buradan işleri çevirmek çok zordu. Duruma çok üzülen sultan 1157 yılında vefat etti. Sultan Sencer'in ölümünden sonra Selçuklular Horasan'da tutunamadılar. Büyük Selçuklu tahtı kimseye yar olmadı. Oğuzlar 10 yıl boyunca diyarın her şehrini, kasabasını, köyünü yağmaladılar. Yerde ot dahi bitmez oldu. Nedendir bilinmez, bu Oğuz göçü tıpkı 100 yıl önceki gibi yeni bir devletin doğmasına sebep olmadı. Sadece acı bir istila olarak kaldı. Peki neden bu göç yeni bir Türk devleti doğurmadı? Bugünün tarihçileri için bile bu sorunun cevabı bir muamma. Ama şu gerçek ki 1040'larda Mavera-ün-Nehir'den gelen Oğuzlar Selçuklu Devleti'ni kurdular. 1140'ta Mavera-ün-Nehir'den gelen Oğuzlar, kaderin cilvesi midir bilinmez, Selçukluları yıktılar. Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti resmen yıkıldı. Devletin eski tabileri ve emirleri var olan Selçuklu hanedan mensuplarına itaat etmediler. Horasan, Oğuz istilasından sonra Harzemşahlar ve Gurlular arasında mücadelelere sahne oldu. Selçuklu hanesinin diğer kolları oldukları yerlerde bir süre daha hüküm sürmeye devam ettiler. Kirman'daki Selçuklular Oğuz istilasından nasiplerini alıp 1186 yılında silinip gittiler. Irak Selçukluları da otoritelerini an be an daha fazla kaybedip 1196'da Harzemşahlar tarafından tarih sahnesinden indirildiler. Anadolu Selçukluları ise ailenin en dıştaki kolu olarak kendilerine ayrı bir hikaye yazdılar ve uzunca süre varlıklarını korumayı başardılar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız diyoruz ve iyi günler diliyoruz.